Merve Kalp Orkun. Evet. Harika. Bak. Mustafa, gidiyorsunuz bunları Kadıköy'de uçuruyorsunuz. İnsanlar UFO diye bunları fotoğrafını çekip şey yapıyor. Atapot uçuyor. UFO olmalı. Böyle bunları da kıvıracağım. Pompa. Pompa. Yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atlayış. Yes hocam, dünyanın en bitmek bilmeyen video serisi Orkun'a meydan okuyorum herhalde. 8 yıl falan oldu biz bu seriye başlayalı. İyi ki de başlamışız. Her ay bir video atıyoruz. Çok da sevdiğimiz bir seri. İlk meydan okumamız için Kemer'e geldik. Ormandayız. Mustafa var konuğumuz. Gel Mustafa. Mustafa sağ olsun Denizli'den geldi. Kendisi uçurtmalarla ilgileniyor ve Türkiye'nin en büyük uçurtmalarını yapıyorsun ve bunları sen kendin dikiyorsun abi. Evet. Çok güzel valla. Bize de bugün kendisi çok güzel uçurtmalar getirdi. 15 metrelik uçurtmamız var. Onu uçuracağız birlikte. Hiç kolay değil. Başka bir uçurtmayı önce uçurup sonra bu ahtapotu onun üstüne mi takacağız? Evet. Ahtapotu ona takacağız. Bir tane çekiç balığı bağlayacağız. Böyle birkaç tanesini de üst üste bağlayacağız ve hepsini de sana bağlayacağız. Sen tutacaksın abi bugün. Köpek balığımız var bir tane 7 metre. Bir tane 15 metre ahtapotumuz var. Bir tane küçük şu kim? Bu ne? Bu da mı köpek balığı? O da köpek balığı. Bu daha küçük köpek balığı. 3,5 metre uzunluğunda. Şimdi bu bizi hayvan gibi çekeceği için biz normalde bunu bir arabaya bağlamamız gerekiyordu uçurtmaya ama arabayı içeri sokamadığımız için dedik ben taşırım. Benim belime bağlayacağız. Uçsam ne güzel olur. Aslında bele değil daha çok ayağa bağlayalım. Daha güvenli tamam. Bir yöntem. Tamam. Bağlayalım abi benim üstüme. Şu an yaptığım diye çok yanlış bir şey. Çok hani... Siz evde denemeyin. Kardeşim 15 metre uçurtma yaptıysan uçmaya çalışma onunla. Mustafa ne bu? Ne bu? Uçurtma. Ha bir de üstüne şey yaptın. Yazı yazdın. Ne yazdın üstüne? Ne yazıyor olabilir acaba? Ne yazıyordur? Ork Dijital. Hayır. Orkun işte 10 milyon. Hayır. Merve Kalp Orkun. Evet. Göster bakayım. Harika. Mustafa bu ne? Oğlum Merve Kalp Orkun'la uçurtma mı olur lan? Gel önce bunu uçuralım. Ha bu bize bakarak uçacak. Evet. Doğru mantıken bize bak. Ben yapsam bunu arkaya bakar uçurtma yapardım. Abi sana bırakıyorum. Ve? Ben de. O bu kadar kolay bir şey. Bunu kaldırması mı zor? Kaldırıp indirmesi mi zor bunu? Ya benim için her şey kolay. Oğlum bana küçükken babam gelip bana demedi ki gel uçurtma uçuralım diye. Ben bunu yaşamadım. Benim babam Mustafa şu an. Merve Kalp Orkun uçuyor ama bana çok komik. Merve'ye böyle evlenme teklif edermişim işte ya. Tamam, küçükten başlayalım ki büyüğü rahat uçuralım. Hazır mısın? Hazır gibiyim. Ne yapıyorsun? Uçuyor mu şu an? Uçacak. Geliyor. Allah geldi valla. Çok ağır diye değil şu an. Güzel. Şu anda değil. Güzel. E tamam bu kadar çekiyorsa okey. Rüzgar arttığı anda daha güçlenir. Ha. Daha güçlü çek. Yavaş yavaş ip salabilirsin. Tamam. İpi salıyorum. Şu an beni taşıyor bak ha şu an full taşıyor beni bak. Bak uçuyorum şahitlerim var. Oğlum bu Enevici Vokki uçurtması bu ya. Michael Jackson eskiden böyle yapıyormuş. Enevici Vokki. Bak bak bir Keanu Reeves, bir Michael Jackson, bir de ben ve Mustafa. Nasılız? Şimdi bir bu kadar daha çeken gelecek bir tane daha. Şaka yapıyorsun. Hazır mısın? Bu bunu da mı çekecek? Bu ağırlık yapacak mı bana? Yapacak. Oğlum ahtapot uçuyor lan işte. Bunları sonra görüyorlar. Bak Mustafa gidiyorsunuz bunları Kadıköy'de uçuruyorsunuz. İnsanlar UFO diye bunları fotoğrafını çekip şey yapıyor. Ahtapot uçuyor. UFO olmalı. Oğlum çok iyi lan bak şeyleri de doldu. Ahtapotun kolları da doldu. Ben şu an bir direk görevi görüyorum aslında. Başka bir şey yapmıyorum yani değil mi? Burada direk olsa direğe bağlamıştık bunu. Getir tak hadi onu da bana. Geliyorum. Şimdi bir taneyi taktık ama onun ağırlığı bende değil. Mustafa onun ağırlığını da bana takacak. Ben bayağı zorlanacağım. Sonra çıldırdık tabii. 7 metre olanı da takalım dedik. Normalde 2-3 tane takılmıyor herhalde. Buna da biz şaşırdığımız için onu da takalım. Dur bırakıyorlar şimdi bütün yük binecek. Ben de şimdi. Ayda! Ayda! Gidiyorum. Saçmalık. Ayaklarım da kayıyor, her şeyim kayıyor. Bir tane daha getiriyorum. Getir bir tane daha bak. Şu an full yaslandım. Tutuyor yani. Benim en büyük hayalim buymuş herhalde. Bak oluyor. Oluyor. Yıkıldım. Onu da mı ekleyeceğiz şimdi? Onu da bunu da ekleyeceğiz. Ekle gari. 7 metre daha geliyor. Bir şey diyeceğim. Kalanları da takarsak ben uçarım bence böyle. Çok çekiyor. Lan Mustafa! Bir şey diyeceğim, hava sahasına karışacağım galiba. Oğlum 3 ton çekiyor şu an.
Hadi tane daha var, bağlayalım mı? Var mı lan? Bağla. Bağla, onu da bağla. Bırak bakayım. Bırakıyorum. Oy tuş. Oğlum beni tutun gidersem. Oğlum her yer kayıyor bir de. Yerler kaymıyor da hani. Arkadaşlar. Gidiyorum gibi. Oğlum uçurtma başı üç adam lazım. Bu ne la? Oğlum üç kişi zor tutuyoruz lan şu an. Alttaki de dolsun, bir bırakın bakayım ne oluyor şu an. 1, 2, 3, 4 uçurtmamız var şu an. Okey içinde. Evet. Şu an 4 uçurtmayı aynı anda. Hocam yani öyle bir güç ki anlatamam. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Ben saldım kendimi. Hey! Kayıyorum, gidiyorum. Dur. Çek! Çek! Abi ne yapıyorsun? Oğlum öldüm, hala çekiliyorum ya. Yani bittim, hala bir şey çekiyor beni. Mustafa sen bir daha bize geldiğinde yapabildiğin en büyük uçurtmayı yap. 100 metre mi, 1000 metre mi, ne kadar yapabiliyorsan yap. Onu da direğe bağlamayalım, yine bana bağlayalım. Tamam, bağlayalım. Yine bana bağlayalım. Ama sizle beraber yapalım. İyi tamam Mustafa, bir dahakine seni daha büyük bir uçurtmayla belimi kırmak üzere bekliyoruz. Ayrıca bu nasıl bir görüntü şu an? Yes hocam, ilk yarışmacılarımız isim neydi? Ali. Baran. Şimdi hocam normalde iki kişilik bir yarışma bizimki ama siz üç kişi de deneyin, bence yaparsınız. Elimde objeler var, bu objeleri size göstereceğim. Bu objenin şeklini almaya çalışacaksınız ama grupça. Yapabilirseniz 3-4 tane objemiz var, hepsini yaparsanız 1000 lira veriyorum. Anlaştık mı? Tamam. Hazır mıyız? Objeyi çıkarıyorum, şeklini... Ulan ben bir elimde tutup bir elimle şeyi nasıl açacağım mesela? Hazır mıyız? 3, 2, 1... Hop, 2! Birinin süsü olun ikinin. Abi ben böyle yapacağım. Bence iki oldu. Oğlum bu nasıl bir iki lan? Bu nasıl bir iki? Abicim bir ikiye bakın önce. Hadi. 3, 2, 1, go. Oğlum bu nasıl iki? Ya siz ikiyi gördüğünüze emin misiniz? Ellerini önden kıvır. Bence oldu. Ya tamam, ben kabul ediyorum da bu oldu mu oğlum sizce? Gel tamam, sıradakine geçiyorum. Geliyor. Pense. Aa bir dakika şimdi. Ben tek yapıyorum. Oldu lan aslında. Oğlum bak ben böyle deyip sen de çapraz edebilirsin. Tamam lan, bu da benziyor. Bunlar dolandırıcı oğlum. Tamam gel. Bunu iki kişi daha rahat yaparsınız. Hocam biriniz şu kısmı olması lazım. Şöyle köstebek gibi çökebilir. Diğeri de yere yüzüstü yatsın. Sen. Tamam sen öne oldun. Sen de ayak kısmının önüne doğru. Ha, bana sola doğru dön. Aynen, geri git biraz. Şimdi kapan, topçuk ol. Kafayı da göm içeri. Yes. Bence tamam. Şimdi dur. Sen de alt ayaklarından çekersen şunu da yapabiliriz. Çek oradan. Güzel. Sonunca bunu da yaparsanız 1000 lira veriyorum. Şimdi bu bir tık zor. Bakayım yapabilecek misiniz? Bal çubuğu. Şimdi bak, bence bunun oluru nedir biliyor musun? Bak ben senin üstünde göstereceğim. Gel sen beni taşırsın. Dön abi bana doğru. Dur. Sana şöyle sarılacağım. Sen benim ayaklarımı arkadan tutacaksın. Ha, mantıklı, tamam. Böyle bunları da kıvıracaksın. Bunu tersten yaparsan daha güzel olur sanki. Yani ayakların da tam sarması lazım. Yani bak şöyleli. Ayakların buradan arkaya geçecek. Göğsün böyle kalacak sende. Dön şimdi. Önce dön ha. Şimdi sarın onu. Sarın onu. Ya Allah sizin cezanızı versin. Tamam lan, kazandınız. Oğlum ne bal çubuğu bal çubuğu oldu. Ne mezure mezure oldu. Ne 2-8 oldu. Ama olsun. Ver hocam. Bölüşün. Hayır, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kısa günün kârı. Karşıdan iki tane genç geliyor bak şimdi burada. Trafik ışıklarında kurban bekliyoruz. Kurban da değil lan, para veriyoruz oğlum. İki şekle gireceğim. Ben 1000 lira verseniz ben girerim her türlü şekle. 1000 lira versem ben sana ne şekline girersin mesela? Makas olurum. 2'de olurum. 3, 4, 5, 6 bütün rakamları olurum. Yani bak makas, penseyi ters yapacağım. Ayaklar yukarıda olacak, amuda kalkacağım. 2. Bak herkesten güzel 2 yaptım oğlum. 1000 TL ödüllü yarışma. Arkadaşın var mı? Tek misin? Tek başına yaparsa ben yine vereceğim lan. Anlaştık, tamam. Sana 4 tane nesne göstereceğim. Onların vücudunla şeklini almaya çalışacaksın, tamam mı? 4 nesnenin de şeklini alabilirsen 1000 lira veriyorum. Makas. Aç bacakları da aç. Aç aç aç. Aç biraz alt bacakları aç. Yana aç yana. Kolları yukarı. Yes makas. Okey hocam birincisi. Zımba. Nasıl yapalım?
Yani bence yere yap, otur yani yere. Sonra öne doğru kapan. Anladın mı? Uzat bacaklarını. Aynen, şimdi öne doğru kapan. Yok, vücudun ellerine, ayaklarına değdi. Ayaklarına. Heh, kapan. Yes, tamam. Bu da tamam. Gel. 2. Evet, güzel. Biraz daha vücudunu geriye götür. Şöyle yapman lazım. Şöyle. Kıracaksın kolu ki 2'nin ucu olsun. He. Yani 2 değil bence. Sayıyorum ulan. Tamam, bu da 2 oldu. Bal kaşığı. Bu zor. Kendine sarıl. Kafayı da sok. Yes, bence oldu. 1000 lira kazandın bizden. Tebrikler. Çıkarın 1000 liramızı. Oğlum, dünyanın en kolay verilen 1000 lirası olmadı mı bu ya? Ben sokağa çıkıp 1000 lira versem, direkt bunları yaptırmasam yine aynı şey olacak. Al hocam, 1000 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Fotoğrafı verelim mi sen? Ayıpsın. Fotoğrafımızın ücreti yalnız 1000 lira. Yes, Ecesi çok uzun zamandır takip ediyormuş bizi. Tek kişi yapmıyorduk ama Ecesi'ye de bir kayak geçeceğiz. Az önceki arkadaşa bir kayak geçtik. Şimdi 4 tane nesne göstereceğim sana. Onların şeklini vücudunla almaya çalışacaksın. Yaparım. Yaparsan 1000 lira alıyorsun, gidiyorsun bizden. Şöyle 1 metre ileri geç istersen. 2. Yes! Bunu 2'den saymayı öğrendik biz. Önemli olan bakmak ve görmek. Sen bunu 2 olarak görebiliyorsan 2'dir. Göremiyorsan değildi. Ben bunu saydım. Pense! Biraz daha aç kolları yukarı. Yes! Evet, oldu bu da. Etmen. Tek başına çok zor. Ama 6 da var ya cetvelin. Ayakları uzat, üst tarafını kapat. Yani ellerinle kafanla birlikte böyle vücut... Aynen. Bence oldu. Tamam, sonuncu da zımba. Güzel, biraz daha ileri gidersen tam olacak. Evet, evet. Bravo, Ecesi kazandın. Çıkar 1000 lira çıkar. Yine battık bugün ya. Kahvaltıya gidiyordum arkadaşlarımla, iyi oldu. Herkese ısmarla kahvaltıyı, evet. Buyurun, çok memnun oldum Ecesi. İyi bak kendine. Haydi gittik. Paramız kalmadı ki. Tüm parayı verdik oğlum. 3000 lira bütçeyle çıktık. Böyle bir bütçeye belirlemiştik bu video için. Her gördüğüme ben verdim. Ben artık çok bonkör bir insan oldum. Yok sen kazanamadın diyemiyorum. Ben herkese veresim var. Keşke daha çok olsa, daha çok versek. Geçtik. Yes hocam, çok eğlenceli bir meydan okumamız var. Merve ve arkadaşlarımla birlikte böyle grupça oynayabileceğiniz çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Oyundan da bahsedeceğim size. Siz de kendi arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ama insanlara elimiz boş gitmeyelim. Şimdi güzel ikramlar hazırlayalım. Gel. Yes hocam, konuklarımıza şimdi bir cips koyalım. Gel. Bu arada videomuzun sponsoru Cereza. Oba. Çok büyükmüş lan bu. Bunlar çok büyük. Aman tanrım, inanamıyorum bu kadar büyük olduğunu. Furkan bak şimdi sana mükemmel bir yaz akşamı senaryosu anlatacağım. Biliyorsun bayram geliyor. Bir aylık stoğunu yapmışsın, bizim en büyük derdimiz stok, yapamıyoruz. Stoğunu yapmışsın, kafan rahat, tatile giriyorsun. Ne yaptın? Eve gidiyorsun, mutfağa giriyorsun. Yeni yer fıstıklı çerezanı hop kaseye dolduruyorsun. Oradan salona geçiyorsun, koltuğuna uzanıyorsun, ayaklarını da uzatıyorsun. Sevgilin geliyor, arkadaşların geliyor. Oturuyorsun Yüzüklerin Efendisi. 1, 2, 3, 4 ne varsa izliyorsun. 4 var mı ya? Yok galiba. Yok, 4 yoksa 4'ü izleyemiyorsun. Olsun, film bitiyor, çereza bitmiyor. Evet hocam, grupça çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Sherlock, siz de oynamak isterseniz diye böyle benzer soruları açıklama kısmına link bırakıyorum. Çok kavgalar çıkıyor, çok arkadaşlıklar bozuluyor. Biz çok keyifle oynuyoruz. Arkadaşlarımızı tanıyalım. Beril, Can, Merve, Ralf, Verda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye herkes televizyon programına katılıyor gibi? niye böyleyiz ya? Şimdi hocam çok kısa oyunumuzu anlatıyorum. Ben hikayenin sonunun ne olduğunu söylüyorum sizlere. Siz bana cevabı evet hayır olan sorular sorarak hikayenin ne olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Ben sizi yönlendireceğim. Böyle alakasız bir şey sorduğunuzda alakasız diyorum. Evet dersem oradan yürüyün. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi hikayenin sonu hocam. Selim soğuk algınlığının ölüm sebebi olacağını hayal bile edemezdi. Bu mu sonu? Evet. Soğuk algınlığından ölen bir Selim var ya. Yani. Evet, nasıl ölmüş Selim soğuk? Tamam, sen sus. Selim soğuk bir yerde miymiş? Hayır. Selim küçük mü? Alakasız. Selim hayvan mı? Hayır. Selim çocuk değil. Değil. Selim yaşlı mı? Alakasız Selim karıcığım. Selim insan mı? Selim yaşlı insan. Ölmüş. Ölmüş. Selim soğuk algınlığının ölüm sebebi olacağını hayal bile edemezdi. Tam belki rüyasında ölmüştür. Yok, o da olabilir. Selim kesin ölmüş mü? Selim kesin ölmüş. Bir dakika, Selim öleceğini biliyordu ama soğuk algınlığından öleceğini hayal etti. Hayır. Selim hastanede mi öldü? Hayır. Selim hastanede mi öldü? Hayır. Selim'in nerede olduğunun bir önemi var mı? Var. Nerede Selim? Düşün. Evde değil. Hayır. Selim evde. Selim evde. Buzdolabının içine mi girmiş? Selim evde ölürken yalnız
mı? Alakasız dedim, aynı soruyu 3 kere sordun karıcığım ya. Orkun hastanede mi? Evdeyiz. Benim öldü. Soğuk algınlığından ölüyoruz bir şekilde ve evde ölüyoruz. Nasıl olmuş olabilir? Balkonda mıyız? Algınlığı. Hayır. Hastalığının fiziksel olarak getirdiği bir şeyden dolayı mı öldü? Evet. Şimdi soğuk algınlığının bir semptomundan dolayı öldüyse soğuk algınlığının ne gibi semptomları var? Bunu düşünelim. Hapşırık, öksürme, ateş. Kulak tıkanıklığı, öksürme, aksırma dedik. Tamam. Burun tıkanıklığı, nefessiz. Burun tıkanıklığı, güzel bir nokta mesela. Burnundan da nefes alamamış. Burnundan nefes alamamış, güzel bir nokta. Evdeyiz, soğuk algınlığından dolayı ölüyor. Nefes alamıyor. Nefes alamıyorsa ne olsa fark etmez. Koku alamaz mesela. Evet, koku alamıyor. Ay evde yandı. Evet. Evet. Hemen söylüyorum cevabı. Selim'in evinde bir gaz kaçağı vardı ama nezle olduğu için kokusunu alamıyordu. Akşam yemeğini pişirirken de çıkan yangında hayatını kaybetti. Evet, evet. Öleceği varmış adamın yani. Hastanede mi? Morgda mı? Şimdi anladığımıza göre daha iyi oynayacağız. Hocam, geliyor sıradaki sorumuz. Bir adam silah ile nişan alır, dikkatlice nişan alır ve ateş eder. Saniyeler sonra yaptığının yanlış olduğunu anlar, dakikalar sonra da ölür. Duvara mı ateş etmiş? Hayır. Ayna mı var? Hayır. Genelde evet şey olur, aynaya ateş edince geri seker kurşun sana değil mi? Allah'ım yarabbim. Çelik ayna falan. Çelik ayna ne? Çelik ayna. Kendi kurşunla mı öldü? Hayır. Başkası mı öldürüyor? Hayır. Başkası mı öldürüyor? Bir dakika, kurşunla mı ölüyor? Hayır. Başkası hayvan mı saldırıyor? Orkun bana hayır. Cevap ver süper hocam. Hayır. Şekerek oynanmıyor bu oyun. Hayır. Bir dalda mı bu adam? Güzel, çok güzel bir yaklaşım. Hayır. Adam düşerek mi ölüyor? Orkun düşerek mi ölüyor? Adam kendini hayır. Öldürüyor. Hayır. Adam ormanda mı Orkun? Hayır. Güzel, biyomdan gidelim. Adam nerede olabilir? Adam ormanda değil. Değil biraz daha şey düşünelim. Hani yaz, yani kış, yasa... tema nasıl bir yer olabilir? NASA. Öyle düşünelim. Adam NASA'da mı? Hayır. Yaz, kış düşünelim. Adam... NASA'da mı? Adam buzulda. Hastane. Hastane morg. Orkun adam buzulda ve buzu kırıyor ve batıyor mu? Buzulda doğru. İşte be. Ama sen kopya veriyorsun. Ama buzu kırıyor, batıyor ama değil. Ama evet hayır diye cevap vermedin. Evet dedi. Evet doğru diyorum. Doğru diyerek evet demiş oldu. Buldum. Eş anlam ya. Hayır hayır hayır, hepsini bulmadı. Buzul bir ortamda. Şimdi adam avcı. Silah var. Buzul bir ortamda. Adam gemisini kendi bindiği gemiyi vuruyor. Gemi batıyor. Hayır. Arkadaşlar buzulda ateş edersen ne olur? Buzul kırılıyor ve batarak boğuluyor. Ha çı. Evet. Çığın evet. Altında. Anlat hikayeyi. Adam ateş ediyor, bir şey görüyor. Sesten. Arkasındaki evet sesten dolayı çığ düşüyor. Çığın altında kalıyor ve boğularak ölüyor. Bravo. Tamam o zaman video burada bitsin, biz oynamaya devam edeceğiz anlaşılan burada. Siz gidin bir sonraki maddeye geçin, biz burada devamız hocam. Oyun oynamak isterseniz de böyle sorular kendiniz de yazabilirsiniz bu arada, mantıklı bir şey çıkıyorsa. Yoksa internetten evet hayır soruları yazınca da çıkıyor, ben link de koyacağım. Yapıştırın devam. Sıradaki meydan okumamızla Turgay hocamızla birlikteyiz. Abi Batwing diye bir alet var, biliyorsunuz Türkiye'de olan olmayan ne abidik kubidik şey varsa buluyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Hocam bunu hem suda kullanabiliyoruz hem karada kullanabiliyoruz. Bununla uçuyoruz aslında. Biraz daha böyle portable kitesurf gibi. Karada, havada, suda her yerde kullanıyoruz. Aslında özgürlük. Çünkü bu şişme. Arabanın arkasına koy. Küçük bir çantası var zaten. Küçük bir çantası var. İplerini kurmakla uğraşmıyorsun kite'de olduğu gibi. Şimdi hocam ilk meydan okumamızda biz bunu karada kullanmayı deneyeceğiz ama sonraki videolarımızda suda da kitesurf gibi normal board'un üstünde hareket yapmayı, zıplamayı, freestyle denemeyi yapacağız. Bugünkü amacımız bizim bir karada kontrol edebilmek bunu. Sonrasında da tümseklere ve yükseltilere çıkıp 3-4 metreden bununla böyle zıplayıp havada uçarak süzülerek inmek. Uçalım kaçalım ama bebek adımlarıyla başlayalım. Evet, bu arada evet çok fazla karada yapılan bir şey değilmiş. Birkaç tane manyak yapmış, biz de o manyakların arasına gireceğiz. O zaman önce şöyle yapalım mı? Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu yapmak abi. Bence de. Şimdi tabii kara eğitimi önce önemli. Kara eğitiminde ne yapıyoruz? Wing'i nasıl kontrol edeceğimizi öğreniyoruz. Kontrol süzgü. Güç değildir. Şöyle ucunu suya bastırarak arkadan rüzgar geliyor ya. Bunu böyle çevirmemiz lazım. Bak şöyle şuradan da destek aldım sağ elimle. Böyle yaptım. Şimdi bu durumdayız. Uçurtma. Şu anda biz nötr pozisyondayız. Güç yok. Ben bu kendi şu an inanılmaz dengeli bir şekilde gibi. Çok daha inanılmaz. O kadar dengeliymiş. Elinden kaçtı gitti. Problem değil. Bırak abi. Sonra çekerek. Hayır.
balık gibi tutar gibi aldın ve şuradan tutuyorsun. Sonra ikinci hareket şu. Leading dediğimiz tamam. Direksiyon elin olsun bu. Bu elini buraya al. Tamam. Şimdi zor geliyor biliyorum. Şimdi elini oraya al. Tamam. Tamam. Diğer elini de oraya al. Aldım. Rüzgara doğru kafanı çevir. Bunu da aşağı indir. Onu çekeceksin aşağı doğru. Evet. Gördün mü rüzgar seni nasıl çekiyor? Evet. Tamam. Şimdi rüzgara doğru bunu döndürdüğün zaman wing'i şöyle bir kendini destekleyerek bir geriye yatmaya çalış. Şöyle. Böyle. Geri. Bak geriye çektin. Şu halde rüzgarı topluyorsun. Tamam. Öne ittin. Rüzgarı azaltıyorsun. Tamam mı? Tamam. Bu kolunu bıraktığın zaman gitti. Gördün mü? Zorlandığın zaman arka elini bırakacaksın. Üstü bırakmıyor muyum? Üstü bırakma. Tamam. Üst direksiyon abi. Bak şu anda rüzgarı aldım ben. Görüyor musun? Hı hı. Şimdi yatabiliyorum geriye. Görüyor musun? Tamam, pompalıyorum, pompalıyorum, atlıyorum. Oğlum dünyanın en yorucu aleti. Şimdi dur, güzel önce arkayı çek, pompa, pompa. Evet, hissediyorum güzel. Tamam. Ulan bir ordu çekiyor sanki beni. Bırak arka eli zorlanınca. Evet, bak tamam. Eski haline geldim. Evet. Evet, bana doğru bak, bana doğru bak. Pompala, pompala. Hazır olunca iyice çek, bırak kendini. Ya bunun en zor ve en sıkıcı kısmını yapıyorsun. Kara eğitimi. Wing'i nasıl yöneteceğini öğreniyorsun. Çünkü suda çok şey aynı anda düşünmen lazım. Dalga geliyor, rüzgar esiyor, altında bord var. Evet. O yüzden kara eğitimi çok önemli. Bunu yapmazsan denizde paket oluyorsun. Patates olursun, evet. Bir kere daha yapalım sonra tümseklere geçelim. Yaparsın Orkun. Hadi bakalım, arkayı bastık. Bana bak pompa, abi, bana pompa. Bak. Pompa lan. Daire yaparak, daire yaparak. Daire yaparak. En son bir vur, kes. Oğlum siz Photoshop'la yaparsınız bunu ya. Oğlum çok yorucu, dışarıdan çok komik görünüyor eminim. Tümseye geçelim mi? Hadi. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Geliyor. Orada dolsa iyi gidiyordu. Vallahi olacak. En havanda hissettiğin de gücü. Bir asıl atla. Tamam. Pompalamaya başla yavaş. Koş koş koş. Vur. Açılı gidiyorum biraz. Düz gitmem lazım. Güzel güzel. Sevdim ben bu uçma işini. Aman. Aman hocam. Okul zor ama önce birazcık doldur. Pompalayarak koş sonra atla. Daire çizerek. Tamam. Zorlan. Zorlan. Şimdi ileri doğru git. Dolduğu anda. Oluyor oluyor. Küçük ya. Rampa küçük. Bana vereceğiniz 10 metrede uçacağım. Ben bunu uzaydan atlarım. Ama Mars'a gidebilirim atıyorum. İleri doğru koş 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 koş. Koş koş koş. Hadi Poseidon! Hadi rüzgar! Geliyor! Yes! Koş! Koş! Hadi! Oo! Bir saniye var. Neler oldu? Bir şey oldu. Yaşar! Hazır mıyız? Yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atlayış. Oğlum bu kadar kolay bir şey değilmiş lan. Hayatta her şey o kadar kolay olmuyor. Biz ama muhakkak sonra geliriz. Bunun çok daha iyisini yaparız. Ben bununla suda da giderim, karada da giderim. Hadi bakayım. İleri doğru hızla koş abi. Tamam. Ver gazı, koş! Bana dön! Yes!